Başakşehir'in merkezinde büyük lansman fırsatı. Şimdi Başak City'den evinizi topraktan senetle alın, vade farksız 60 ayda kolayca ödeyin. Sınırlı sayıdaki evler için acele edin. Başak City, Fuzul Yapı güvencesiyle. Sizce yapılacak olan ilk seçimde AK Parti'nin rakibi İYİ Parti mi olur yoksa Cumhuriyet Halk Partisi mi? Cumhuriyet Halk Partisi olur. Yani istediği kadar kim gelirse gelsin değiştiremez yani. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belli bir oyu var. Atatürk'ün kurduğu parti. Yani bu ülkede %80, %90 hep Atatürkçü. Her ne kadar yani olan siyasete böyle yakın gözükseler de ama %80 hep Atatürkçü. Onun için CHP'yi ben görüyorum yani. Muhakkak İYİ Parti değil de bir ortak olabilir yani. Hiçbiri. Neden? Hangi parti olur peki? AK Parti. AK Parti'nin rakibi yok mu? Yok. İYİ Parti olur. Neden? Aynı kısma hitap ediyorlar. Yani yüzümü çekmeseniz de olur. Ben de aynı zamanda memurum. AK Parti'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partisi mi olur yoksa İYİ Parti mi? Bence CHP olur. CHP. Bence CHP Atatürk'ün partisi yıkılmaz bence. Yıkılacağını sanmıyorum. Kimse yıkamaz. Rakibi Cumhuriyet Halk Partisi mi olur yoksa İYİ Parti mi? Tabii ki yine Cumhuriyet Halk Partisi olur. Çünkü onların kemikleşmiş bir şeyi var yani. Oy potansiyelleri var. O yüzden yine %100 yine CHP olur. Cumhuriyet Halk Partisi olur yine. Ne için? Çünkü muhalefetin en güçlü kalesi o gözüküyor yani şu an. Aynen öyle. Bence de öyle yani. Sizce Cumhuriyet Halk Partisi? Bence de Cumhuriyet Halk Partisi. Neden peki? Yani Cumhuriyet Halk Partisi çünkü yani Cumhuriyet Halk Partisi olduğu için yani hani şey olduğu için yani büyük bir parti olduğu için onun için yani en büyük aday odur yani bence. Sor. Soruyorum o zaman. Sizce yapılacak olan ilk seçimde AK Parti'nin rakibi Cumhuriyet Halk Partisi mi olur yoksa İYİ Parti mi? Yani normalde Cumhuriyet Halk Partisi olur ama İYİ Parti de zorlayacağına eminim yani. Ya İYİ Parti daha kendini gösteremedi diyelim. Daha tam olarak aşamaları aşamadığı için Cumhuriyet Halk Partisi'nin başa baş gidecek diye düşünüyorum. Teşekkürler. İYİ Parti olur. Çünkü artık parti seçimi yok. Sonuçta bir başkan seçilecek artık. Cumhurbaşkanı. Hükümette o kuracak. Onun için şahıslar üzerinden gidecek bu seçim. İYİ Parti. Neden? Yani yeni bir parti. Başındaki kadın. O yüzden Cumhuriyet Halk Partisi'nin başkanı değişmezse Cumhuriyet Halk Partisi olduğu yerde sayar. Kim olmalı peki? Yani bence Muharrem İnce olsa çok daha iyi olur. İYİ Parti olmuş. Neden? Durum belli, sonuç belli yani görünen o. Bütün kamuoyu yoklamasında çıkanlar bunlar. Yani üçüncü parti olarak CHP çıkar. Ya bir sağ parti olur da CHP olmaz. Cumhuriyet Halk Partisi olmasını dileriz. Tek temelimiz odur. Bence İYİ Parti olur. Cumhuriyet Halk Partisi bu mevcut yönetimle, mevcut politikalarıyla rakip olacağını düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim, zaten MHP'yi yanına aldı AK Parti. Benim bakış açım öyle. Cumhuriyet Halk Partisi zor görüyorum ben.